Bir paket güllaç kullanacağız yine. 1 litre süt kullanıyorum. 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı gün kurusu kayısı. Üzerinde fındık, fıstıklarla, cevizlerle süsleyeceğiz. Şimdi derseniz ki kayısıyı ne yapacağız güllaçta? Şimdi bu ısıttığım sütümün içine atacağım. Parçalayarak, şöyle keserek. O böyle birazcık tadını verecek. Hem de bu yumuşamış olan kayısıları güllacın içine de koyacağım. Ve gerçekten böyle harika, tamamen böyle tadını veriyor ve çok güzel oluyor. Kayısı içerisinde lokumlaşıyor artık tamamen ve tadına doyum olmuyor. Şimdi şöyle atıyorum. Daha sonrasında da birazcık daha altını açacağım. Karıştıracağım. Oops. Evet, böyle yukarıdan atlamalar olabiliyor efendim. Şimdi sizde evet böyle çeşit çeşit var mı yoksa hani klasik mi? Klasik nasıl yapıyoruz? Klasik yapıyoruz. Klasik. Güllaçı özellikle bol fındıklı. Bol fındıklı. Ve bizim artık İsmail'i ben de buradan anıyorum sevgili. Evet. Bizim Türk mutfağında gerçekten bir 10 yıl öncesine kadar 5 yıldızlı otellerin aşçıları %95'i hep yabancıydı. Evet. Şu son 10 yılda inanılmaz şekilde ibre değişti. Kesinlikle öyle. Ben bugün güllacı böyle kat kat ıslayacağım ustam. Sonra aralarına, şimdi tam ortasına bu kayısıdan koyacağım. Daha sonrasında üstüne devam ediyor olacağım. Evet efendim.